Arkadaşlar son kısımda halamızı kamuflaj folyo ile kaplayacağız. Piyasada bulabildiğim tek doğal taş desenli ve bizim su altyapısına biraz da olsa benzeyen folyo buydu. Bu folyoyu herhangi bir ev eşyası veya ev aksesuarları satan firmadan bulabilirsiniz. Bunun markası zannediyorum Gekofix. Gördüğünüz gibi mermer deseni. Bu kamuflaj deseninin veya bu tarz desenlerin ağacılıkta çok faydası olduğunu düşünmüyorum. Ancak dekoratif amaçlı, yani düz siyah karbon deseninden ziyade bunu tercih edebilirsiniz. Powerband, hatırlarsanız çekimlerin başında bahsetmiştim. Burada halamızın alt kısmı, yani şu bölgesini kaplayacağız ki burası en çok suda bastığımız yer. Yani kara kıyı avcılarının karadan girdiği zaman bastıkları yerdir. Burayı koruma altına alacağız. Bu bandın özelliği arkadaşlar, tuzlu suya dayanıklıdır. Kesinlikle çıkma yapmaz. Benim şu ana kadar en çok kullandığım yardımcı malzemelerden bir tanesidir. Daha önce ben kesmiştim bu folyoyu. Şimdi bu bölgeye bu folyoyu uyguluyorum. Nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Önce şu düz olan yerine oturtuyorum. Gördüğünüz gibi biraz silikon bu kısmı geçecek şekilde ayarladım. Kalemle arkadaşlar yapışkan üzerine göz kararı çiziyorum. El yordamıyla çizin arkadaşlar, çünkü bu yapıştırıcıyı birlikte hatırlarsanız 1 santim dışarıda kalacak şekilde sürmüştük mastiği. Bu bölgeyi de powerbandla kaplayacağım için, çünkü palanın uç kısmı da daha çok yere çarpıyor, yani daldığımız zaman dipteki kayalara veya midyelere takılabiliyor veya çarpabiliyor, oraya koruyacak. Şu düz kısmı yapıştıracağım, buradan sonra bu kısmı yapıştıracağım, çünkü bazen şöyle yer değişikliği olduğu zaman sıkıntı olabiliyor. Bu tarafa da yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi oturuyor. Dışarı doğru tutarak yansıyan yerlerden hava kabarcıkları nerede kaldığını görebiliyoruz. Bakın şurada var biraz. Çok önemli değil. Şu kısımlarda hafif problemler var. Şurada bakın. Onları da sağa sola yaydırarak üzerinden sıkıca geçiyorum. Elle damlayabilirsiniz, nerede sıkıntı var.
Şuradaki desene, uç desenine yakın bir noktadan kesiyorum. 4 kat bant var burada, yeterince koruma sağlayacaktır. Halımızın son hali bu. Folyo esnek olduğu için hava çalışsa bile herhangi bir çıkma veya atma yapmayacaktır. Son olarak arkadaşlar, şu fitilin şu kısımlarını şöyle çapraz kesebilirsiniz. Bakın ben şöyle keseceğim bunları. Estetik durduğunu düşünüyorum. O yüzden ufak bir kesik atıyorum. Köşe 45 derecelik. Yapıştırıcılarla ilgili yorumlarımı paylaşayım arkadaşlar. Loctite 480'den son derece memnun kaldım. Özellikle fitil yapıştırma konusunda çok çok iyi bir malzeme. Yapıştırma süresi biraz uzun ama ona rağmen klasik Japon yapıştırıcıdan çok daha üstün bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Japon yapıştırıcıda mesela palıyı kıvırdığınız zaman çıtır çıtır sesler gelirdi ilk yapıştırma anında. Yani Japon'un orada esneyerek kırıldığını veya içeride çatladığını hissediyorsunuz. Bunda hiçbir ses yok. Çok elastik bir malzeme. Yani Japon yapıştırıcı türevi olmasına rağmen kauçuk katkısının işe yaradığını düşünüyorum. Fiyat olarak 10 euro civarında bir malzeme ama ben zannediyorum 25 liraya almıştım bunu. Tahmin ediyorum bu haliyle iki çift pala yapıştırır ki fiyat olarak çok da yüksek bir fiyat sayılmaz. Gelelim Sikaflex 291'e. Sikaflex 291'in yapışmasından açıkçası çok memnun değilim çünkü özellikle ayaklığın üzerindeki bölgelerde aşırı derecede inceldi malzeme yapıştırırken. Köşe dolguları fena olmamakla birlikte ayaklığın üzerine çok iyi tutunmadı. Tabi bunu biz bekliyorduk ama biraz daha iyi tutunabileceğini düşünüyordum. Bakın şuradan malzemeyi çok rahat ayırabiliyorsunuz. Yani bu şimdi bize bir dezavantaj sağlamıyor çünkü zaten biz çok yapışmasını istemiyorduk. Bakın soyuluyor. Ama çok esnek bir malzeme. Yani pala çalışırken herhangi bir açılma yapmıyor. Ama şu şekilde tutup bunu zorlarsanız büyük ihtimalle bu aralıktan atacaktır malzeme. Şimdi bu bölge çok hareketli. O yüzden o harekete zamanlı cevap verecek bir malzeme gibi duruyor. Bakın şöyle göstereyim.
Yani 3M4200'den daha esnek. Orası kesin. 3M4200 4-5 dalış sonra şu aralardan çatlama yapmıştı. Şu aralardan açılma yapmıştı. Bunu bir göreceğiz yani, daldıktan sonra ancak o zaman yorumlarım paylaşabilirim. Şu anki haliyle iyi duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yaklaşık bir haftadır bu çekimleri yapıyorum. Hanımla kavga ediyoruz her gün. Salonu ne hale getirdin diye. Umarım bugün son haldir ve bu ekipmanları toplayıp nihayet erdireceğim. Görüşmek üzere. Hayırlı alışlar diliyorum sizlere.